Burada biraz Beşiktaş'ın sezon başında işte kadroyu yanlış planlamasının bedelini ödediğini çok net söyleyebiliriz. Zaten yaşlı bir kadro. Bulgar buradaydı. Tassiano ile Ceyhun'un arasından Gomis'i buldu. Gomis Berkan'a bıraktı. Berkan'a ben Kerem'i kaçırmak istedi. Kazım ile Rodriguez genelde ikiye bir yakaladılar Omar'ı. 90 dakika boyunca bu devam etti. Uğurcan'dan çekindikleri için daha da köşeye vurmaya çalışıyorlar. Perez maç boyu birkaç kere gördük bunu. Hamşik'in rahat top kullanabilmesi için Hamşik'e çok yakın durdu. Çaykur Rizespor'un kickbox yapma hevesini bir kenara bırakırsa futbola baktığımız zaman Ferdi'nin mesela Rossi ile güzel işler yaptığını gördük ki. 120. Yemek yanında, aklındaysa kapında. Yemek sepetinin sunduğu analiz masasından herkese merhabalar. Her hafta olduğu gibi bu haftada dört büyüklerin maçlarını değerlendireceğiz. Ee, öncelikle e, yemek sepeti sponsorumuzdan bahsedelim. E, bizler gibi sizler de yemek sepetinden, e, telefonunuzdan, application'dan indirip siparişler verebilirsiniz. Binlerce farklı restoranda %50'ye kadar varan indirimlerden yararlanabilirsiniz diyelim ve haftanın ilk maçına kronolojik olarak gidelim. Beşiktaş-Kasımpaşa maçını konuşalım. Evet Kasımpaşa'nın çok net bir galibiyeti oldu. 3-0 sonuçlandı. Valerian İsmail ile ilgili gelmeden önce konuştuğumuz şeylerin yine yaşandığını gördük. Beşiktaş'ın topa sahip olduğu bir maçta daha gol atamadığını Giresunspor maçı olduğu gibi. Üretken olamadığını da gördük. Öbür tarafta mesela en az topa sahip olduğu Alanya maçında 4 gol atmıştı. Tam tezat bir şekilde ilerliyor. Ama bunu bekliyorduk zaten. Ee, mesela ilgini çeken Valerian İsmail açıklaması şuydu. Ee, son final işlerinde daha bitirici, daha öldürücü olmalıyız. gibi İkinci defa bu ifadeyi kullandı. Evet. Gibi bir şey söylüyor. Mesela daha organize olmalıyız demiyor. Daha iyi set oynamalıyız daha iyi organizasyon yapmalıyız demiyor. Daha sert, daha güçlü, daha öldürücü, daha yıldırıcı, daha bitirici. Ee, ya yani bence şöyle haklı olduğu bir konu var. Evet belki Beşiktaş çok fazla şut atıp kaçırmıyor. Ama topu 3. bölgeye çok fazla getiriyor. Mesela maçın ilk 10 dakikasında Rıdvan'ın sol taraftan 5 tane ilk on, şey e, 18 18'in içine attığı pas var. Hı hı. Hepsi isabetsiz bunları. İşte ikinci yarının mesela ilk 10 dakikasında Beşiktaş bayağı baskı kurdu. Topu sürekli özellikle Gezal bölgesinden yani istediği bölümden. Hı hı. topu buralara getirdi. Ama yani bunların hiçbirinden bir şut pozisyonu çıkaramadı. Belki biraz onlara e, onları ifade etmeye çalışıyor. Ben öyle anlıyorum en azından. Yoksa hepimiz görüyoruz yani Beşiktaş net şut pozisyonuna zaten girmiyor. Yani şut şut kaçırmakla ilgili bir şey değil de o şutları yaratamamaya değinmeye çalışıyor diye anlıyorum ben onu. Yani bitiricilik arzusundan çok sanki bir organizasyon eksikliği var gibiydi. Doğru. Ama mesela bu organizasyon eksikliğini biraz çözsün diye Pjanic'i tercih etti hmm. muhtemelen. Yani Can da yoktu ama yani e, Can'ın da geçmiş haftalarda eksik kaldığı çok şey olduğundan bahsediyordu. Ama oynamadı zaten ne ama, kadar fark ettiğini gördük. Evet. Pjanic ile oynayan önemli meşiktaş, olan aynen öyle. Önemli olan oldu. Can'ın olmaması değil. Pjanic'in o yani profil farkı. Evet. Yani Can gibi enerjik, dinamik tam belki ayağına aldığı topları çok iyi kullanamıyor ama ki yani e, Kasımpaşa maçında da Piyaniç pasörlükte berbat bir maç çıkardı. Yani senin bir tane olayım var zaten. %80 pas isabetiyle oynadığın zaman senin hiçbir esprin kalmıyor. Senin bütün pasların kusursuz olması lazım neredeyse. Ama ya yani orta sahada Josef yani buraya da Josef bastı, buraya da Josef bastı. Ceza sahasına koşuyu da Josef attı. Buradan Emirhan'a gol pasını da Josef verdi. Buradan Emirhan'ın yay üzerinde faal aldığı pası da Josef verdi. Buradan işte ne o, Umut Meraş'ın buradan kaçtığı, kötü vurduğu hmm. pozisyonda buradan Josef, pası da Josef. E, tam pas. o zaman Piyaniç ne yapacak? Yani sen ne yapıyorsun o zaman sahada? Hiçbir şey. Beşiktaş aslında dün defakto olarak 10 kişi oynadı bir kere. Atiba'yı tercih etmemesini nasıl değerlendiriyorsun? Ee, Hiç. Onu da, onu da sordular ama ona yanıt vermedi. Hı -hı. Ee, çünkü üç soru bir arada soruldu. Herhalde Atiba sorusu kaynadı. Ee, yani ona da çok bir şey diyemiyorum. Çünkü Atiba da artık bitik bir oyuncu. Hı -hı. Burada biraz Beşiktaş'ın sezon başında işte kadroyu çok yanlış planlamasının e, bedelini Ödediğini çok net söyleyebiliriz. Zaten yaşlı bir kadro. E, Joseph dediğimiz adam da bu az önce bahsettiğim işleri yapan arkadaş da 33 yaşına geliyor. E, e, siz böyle kadro kurarsanız e, orta sahadan zaten bir sürü oyuncunun eks eksikliğini geçen programda konuşmuştuk. Hı hı. E, yani onun, onun sonucu. O yüzden Atip oynamış, Piyaniç oynamış çok fazla fark etmez. Belki Necip kullanılabilirdi. Hani orada biraz daha dinamik, güçlü bir orta saha ama... Yani ben yine ama de Atiba'nın en azından mesela ettim. ilk 11 başlatmıyorsun diyelim, çıkaramayacağını Son düşünüp, ikinci yarılarda falan bayağı toparlayıcı bir rol oynayabilir. Çünkü oyunu da bilen, tecrübeli de Doğru. bir oyuncu. Piennich'e göre de çok daha hareketli. 7 yaş falan büyük olmasına rağmen. Bir de şu pozisyon sürekli değişiyor Valerian İsmail'de. Önce Alex Teixeira'ya ciddi anlamda bir şans tanıdı. Daha sonra... Giresun maçının ikinci yarısında Enkuduyu denedi. Hı hı. Ee, bu bu maça güvenle başladı. İkinci yarıda da Emirhan e, denedi. Sanki bunların arasında en etkili olanı Emirhan gibi, 45 dakikalık performansıyla. Bir şeyler daha biraz daha fazla üretti Göksüz veya tehlike. Evet, biraz daha tehdit eden işler yaptı. Ama mesela Enkuduyu çok çabuk vazgeçtiğini düşündüm ben. Enkudu Giresun maçında çünkü farklı bir şeyler yapmaya çalıştı, merkezde oynamak için bir şeyler göstermeye çalıştı ama hani güven. Hı denedi. Güven yine hareketsiz ve etkisiz bir ilk devre çıkardı gibi görünüyor. Ee, ben faydalı olduğunu düşünüyorum. Güvenin düşünüyorum. mi? Evet. Mesela güvenle ilgili burada mıydı? istatistikler görmüştüm. Yani çok düşük istatistiklerdi. Yani ikili mücadeleye girmeyen, asist ve e, şey e, şut pası vesairelerde çok eksik kaldı. Az pas verdiği. İki isabetli pası vardı sanki yani ilk yarı boyunca. Yani, yani topla buluşma sayısı biraz daha fazlasını vaat ediyor olabilir mesela maçın hemen başında 5 dakika içinde Rıdvan'dan 2 tane çok iyi çizgiden yarım alana pas aldı. Bir tanesini yani burada aldı, ikinci, bir tanesini burada aldı. Ee, ve hani bu, şimdi Gezalın verdiği katkıyı tabii ki veremez. Gezalın verdiği katkıyı verebilecek profilde bir oyuncu yok zaten Beşiktaş'ta. o Onun sol tarafında yani hücumun solundaki oyuncunun sana bir kere hareketlilik katkısı vermesi lazım. Sürekli hareket etmesi lazım. Hem merkeze hem kanatlara açılabilen bir, şey, bir işi olması lazım. Kadroda yani Güven, Teşehra, Enkudu, e, bir daha da Emirhan'ı da rotasyona koyarsak bunların hepsini yapabilecek tek oyuncu Güven aslında. Her tarafa doğru açılabilecek. Gerektiğinde sağ tarafa da açılabiliyor. Yani Emirhan bunu ikinci yeri biraz gösterdi ama bunun Güven'le başlamasını çok yadır, yadırgamadım açıkçası. Ki Beşiktaş'ın ilk yeri set ucumda yaptığı açık ara en iyi icraatı Güven buraya gelip sağ, sağ taraftan aldığı pası e, Josef'in de ileri çıkmasıyla iki stoperi Beşiktaş üç tane oyuncuyla kitledi. Joseph burayı kilitledi, Batshuayi burayı kilitledi, Güven burdan atıp Batshuayi karşı karşıya bırakmaya çalıştı. Pası fazla şiddetli vermesiydi Batshuayi büyük ihtimalle şut hmm. çekecekti. Yani orada da Güven'in güvenin çok önemli rolü var. Güven olmasaydı hücum olmayacaktı öyle. Ee, yani tabii ki Beşiktaş'ın forvet hattında oynayan oyunculardan beklentiler çok yüksek ama yani ben Güven'in böyle çok taraftar tepkisini falan çekecek bir kadar kötü oynadığını düşünmüyorum. Güven'e gelene kadar bu takımda eleştirmesi gereken en az 3-4 tane oyuncu var. Bir tanesi vida zaten. Bir tanesi de Koç, vida. Maçı belirleyen oyuncu oldu. Biraz öyle. Ya zaten beklenen de bir şeydi. Hatta yani ben ilk kadrolara baktığım zaman dedim ki yani Muleka'nın bu Vida ve Montera'ya karşı fiziksel olarak net üstünlük kurmaması imkansız. Çünkü ben son Kasımpaşa maçını da yerinde izledim Adana Demirspor'a karşı. Hmm. Orada Samedi, Tayibi ve Resul'ü bile girdiği bütün ikili mücadelelerde kazanmıştı. Çünkü hem güçlü hem hızlı. Hani güçte direnseler hızda kaybediyorlar. Hem de çabuk. Ee, ve ve da ikili mücadeleye giren bir oyuncu. 21 çok tane ikili 21 tane ikili mücadeleye girmiş. 12 aynı, tanesini kazanmış. Aynı zamanda takımın Hayreddin Üçten sonra en çok baskı yapan oyuncusu da Mureka. Evet. Yani ben bu kadar yetenekli olup bu kadar çalışkan bir oyuncu görmedim Süper Lig'de. Yani Zaten göre, göre. göremeyeceğin istatistiklere de sağlıyor herhalde 2014-15'ten beri ilk 10 maçta en çok skor katkısı veren gibi böyle e, şey istatistikleri var. Yani gol kralı bile olabilir sadece yarım devre oynayarak. Çok absürt bir durum. ya Umarım olur çünkü ya hatırlanacak bir şey olur bu sezondan. Evet. Çok güzel bir şey olur. Evet. Ve şey olacak onu yaparsa. İlk yarıdaki gol kralını kesip onu yedeğe çekip <laughs> kendi gol kralı. Yani Umut'un gol kralı şeyde hani gol kralında zirvede olan ve asistle birlikte başladı Vurduğun zaman da en skorer oyuncu yani. 7 tane de asisti var Umut evet. Bozun Çok ekstra bir performans aslında Umut için. Burada Muleko <laughs> ama onu, onu yapabilecek meziyetlere evet. de sahip. Evet, yani çıkıp bundan sonra 5 asist falan yaparsa hiç yap şaşırmak yap lazım. Yapıyor da zaten. Evet. hani indiriyor falan pasını çıkarıyor. Hani o o kadar iyi ki adam. Umut'u kesiyorsun ve Umut da Umut da bir şey diyemiyordur muhtemelen. Abi haklı adam yani. Mü müthiş oynuyor hem gol hem asist. <laughs> bir numarada adam. Ama Muleko o kadar iyi ki. Hani e, kesmesini de normal karşılıyorsun bir yandan. E, bunları ikisini birlikte oynatmaya çalıştı Karagümrük maçında. Orada da problemler yaşadılar. işte son 8-10 maçtaki tek mağlubiyetleri o Karagümrük evet. maçı. Hani birlikte oynatmayı da denedi ama olmadı. Antep maçına Mulekas sağ kanat başlamıştı. O maçta Santifor Umut'tu sanırım. Hı -hı. Ve o maçta Kasımpaşa gene çok çok iyi oynamıştı. Yeni Malatya maçı var bir tane. O iki maçta Muleka sağ kanattan. yeni Malatya Hı -hı. maçında Santafor Umut muydu onu hatırlayamadım da Antep maçında Santafor Umuttu ve yani o iki maçta iyi işler yapmışlardı gene. Ve o yeni Malatya maçında attığı golün hemen hemen aynısını attı ilk golde. Vida yani stoperinden o, mat, o maçta da Haddadi ile karşılaşmıştı ve Haddadi'nin hemen yanından belinin yanından vurmuştu Hı -hı. böyle köşeye. Hı -hı. Burada da Vida hamle yapamadan direkt vuruşu çıkardı yani çabukluk olarak da üstün geliyor. Hani Zaten Vida fiziksel olarak çok düşmüş bir oyuncu. Montero zaten yumuşak bir oyuncu. Bunlarla her eşleşmesinde sorun yaratması zaten beklenen bir şeydi. Bir de Vida maç öncesi ısınma hareketlerinde yaparken bir sakatlandı. Evet, doğru. Sanki onun da tedirginliğiyle oynadı gibi. Yani oynatmasalar da daha iyiydi diye düşündüm ya, ben. Öyle gözüktü gerçekten. Ee, evet. Net şey. Çok net üstünlük kurdu ama Eyserik ve Ayradinovic de iyi işler yaptılar. Benim en Underrated bulduğum oyuncu belki de ligde bu sezon. ben Ones. çok ilginç bir oyuncu bence. Fizi çok ince olmasına rağmen oldukça güçlü bir oyuncu. İkili mücadelelerde gayet ayakta kalan. Çok da dayanıklılığı da yüksek bir oyuncu. Bol bindirmeler yapan, çok koşan bir oyuncu. Çok güzel sızıp o da yine bir aşırtma golünü attı Ersin de. 3 hafta üst üste Aynı hatayı yapıyor bu, bu arada. Evet gene önde yakalandı. Trabzonspor ve kesilmedi. Evet kaçırmıştı oyuncu. Hangi oyuncuyu da hatırlayamadım ama yine böyle hatalı çıkmıştı. Aşırtmayı yapamamıştı Alanya ama. Alanya maçındaydı değil mi? Galiba Biliyorsun Alanya. Artık yani, yani ard arda yaptı evet, evet, o işte Trabzon'da Cornelius affetmedi. Evet. Burada şey Benones ama bir tane daha yaptı. O aşırtmayı atamamıştı. İzleyicilerimiz yazar. E, videonun altına. Efe Can <laughs> kaçırdı galiba öyle galiba bir şey. Galiba Efe Can'dı. Çünkü <laughs> arka arkaya olduğunu hatırlıyorum. Evet. Yani, Trabzon maçından hemen sonraki olduğunu hatırlıyorum. Doğru. Doğru. Ee, İngilizce'nin İngilizce de ara verip 4 haftada 3 evet. kez aynı hata oldu. Onun ve için bir... yani stoperlerin şimdi tabii vidaya odaklandık ama yani Montero ve Wellington'un da mükemmel maçlar çıkardığını söyleyemeyiz. Hani bu üç arasında kim iyi bir maç çıkarmaya en fazla kim yaklaştırırsan Montero biraz yaklaştı ama hiçbir iyi maç çıkarmadı. Yani <laughs> Doğru. Yaptıkları hataların çeşitlilikleri çok fazla. Sinan, bak müdahaleye geç kalıyorsun. Hepsi bir kere mulekaya geç kaldıkları için birer kere indirdi. Wellington iki kere falan indirdi. Hava topu sektirme. Montero arkasına üç tane falan hava topu sektirdi. Evide arkasına hava topu sektirdi. Oradan senin dediğin ben ONS golü geldi. Hı hı. E, aynı topa girmeler. Orta sahadan bir oyuncu ya da bir kanat bekiyle aynı topa hareketlenmeler. İkisi birden birbirini bozuyor. Bundan üç dört tane oldu durup dururken ayağındaki topu kaptırmalar. Vida işte yaptı 30. dakika mıydı neydi? Hiçbir baskı yok, hiçbir şey yok. Ayağındaki topu kaptırdı. Onu bir de umut yaptı şeyde 82. dakikada, 3. dakikada 3-0 oldu zaten maç. Ben golünde bir de savunma çizgisi de çok dağınıktı. Öyle de bir hani o çizgi halinde duramadılar. İlk iki maçta bunları çok daha iyi yapıyordu Valerien Esmen takımı. Yani, Sonraki maçlarda biraz bozulmalar gördüm ben de. İşte mesela. orada da orada da gözler piançe dönüyüştü. Işte. Yani burada burada kapatılması gereken alanın tamamını Josef'in kapatması gerektiği için daha doğrusu şu gösterdi bir açtı bunu hmm. şöyle yapmak lazım ama yani e, o konuda hiç destek almadı. Oyundan en son çıkan oyuncunun Pjanic olması beni çok şaşırttı. 83. Yani... dakika değişikliğiyle Pjanic çıktı oyundan o ana kadar. bir önceki hafta da mesela oynaması gerektiğiyle ilgili açıklama yapmıştı Pjanic. Hani oynamak istediğini falan söylemişti ama onun karşılığını alan bir işte bir tane transfer ee... ediyorsun bütün e sezonu çöpe ediyor O kadar o kadar hatalı bir şey ki yani Olacak iş değil. Yani. İşte Josef'i yerinden etti. Önce Josef ile Pjanić'i birlikte oynatmak için yarım devre harcandı. Sonra için bir sakatlandığı dönem var. Oradan sonra işte Beşiktaş bir sistem bulmaya çalışırken şimdi tekrar koyuyorsun. Ve yani eskisinden de kötü. Eskiden Pjanić iyi paslar atıyordu. Müthiş paslar atıyordu yani. Dünkü maçta... Evet, Kal yani bir maç ritmi de kaybetti. Maçın zaten. ilk basını hatırlıyor musun? Santra'dan aldı topuyla Gezda'nın önüne bırakmaya çalıştı. Kaptırdı sonra da faal yaptı. Daha yani. Yani. siyah da mesela şey rahatsız etti beni. Free kick çok tehlikeli ikinci yarı başında. free kick kullandı. Buraya kadar atabildi evet. sadece topu. Şu esas Emirhan'ın düşürüldüğü pozisyondaki free kick çok net bir pozisyon olabilirdi. Onu da Öyle. çok kötü kullandı mesela. Evet, Yeterince İki veremedi. istatistik var maçta. Çarpıcı. Onları da söyleyip devam edelim. Geçelim diğer maça. Birincisi 4 maçlık İsmail döneminde Beşiktaş topla en az oynadığı Alanya Spor maçında %33 topla oynayıp 4-1 kazanıyor. Topla oynama yüzdesinin %60'ın üzerine çıktı iki maçlık %60'ın üstüne hiç çıkmasını istiyordur muhtemelen. Tamam. Giresun Spor %69, Kasımpaşa %62 gol atamadı. Organize atak da pek üretemedi yani. Orada biraz... bir araya girin mi? Onu hmm. destekleyen bir veri de ben çıkardım. Ee, İsmail döneminde Ersin'in e, Kasımpaşa karşısında yaptığı kadar kısa pas yaptığı başka maç yok. Hmm. E ee, ilk 3 maçta hedefi işte rakip yarı sahaya attığı uzun posta, e, uzun pasların 20-25 tane olduğunu görüyoruz o, o ilk 3 maçta. Kasımpaşa karşısında sadece 4 denemiş bunu. Onun dışındaki pasların çoğun hedefi ya stoperler ya da bek oyuncuları. Bu ve de... soldan çıkışlarının neredeyse tamamında Beşiktaş top kaptırdı ve e, ilk yarıda hem e, ilk golde hem de ikinci golde İlk golü Rıdvan'ın pas hatası, ikinci golde Montero'nun pas hatasıyla sol kanattan çıkışlarda e, topların dönenlerinden gol yedi Beşiktaş. Yani Kasım Paşa bence çok akıllıca bir şey yaptı. Onlar çok daha direkt oynadılar ve Beşiktaş'ın ön alan baskısını bir koz olarak kullanmasına izin vermediler ki işte West Bromwich'e West Bromwich yapan e takımların West Bromwich'i çok bozduğunu söylüyorduk ya. Yani Sami Uğurlu dün tam olarak onu yaptırdı takımına. Bir de Buldu, bütün fırsatlar işte. fırsatlarda uzun attırdı. E tabi fal var. Hı. Muleka var. Çok iyi evet, atıcılar. Ben Nunes var. Yani Eyselik çok iyi bir atıcı. Bir atıcı. <laughs> ee, Hayra, Dönes Hayra Dönes çok Dönes iyi var. atıcı. Yani tam istedikleri planı uyguladılar. %50. Ee, Beşiktaş beşiktaş'ın oyununu Beşiktaş'tan daha iyi oynayabilecek oyuncu grubuna sahipti zaten Aynen Kasım öyle. Paşa ve çok daha formdaydılar. O yüzden de net bir galibiyet aldılar. Ee, bu maçla ilgili ilginç istatistikte Jackson Muleka 14-15 sezondan bu yana az önce de söyledim. ilk 10 süperlik maçında en fazla gole katkı sağlamış. 3, 10 gol 3 asist. Direkt 13 gol. İlk 10 maçında 13 gollük müthiş bir katkı diyelim ve e, pazar gününün maçına geçelim. Galatasaray 6 ay deplasmanındaydı onu konuşalım. Evet Galatasaray iki farklı yarı oynadı. Siyahla beyaz gibi ayrılabilecek. İlk yarıyı bir deplasman maçı için hiç fena oynamadı. Planları tuttu en azından. Yapmak istediklerini yapabildi. İkinci yarıda ise yine e, Opta rekorları bu hafta bayağı kırılmış. 14-15 sezondan beri ilk defa bir devrede ikinci devrede şut atamadan maç tamamladı. Baskı yediği, aslında Altay'ın da hücum edecek, organizasyon yapacak bir şey yok ama son dakikada Poko'dan golü de yemeyi başarıyordu Galatasaray yani. Böyle bir maçta bile puan kaybetmeye bayağı yaklaşmıştı. Hep ilk yarıları kötü oynamasıyla konuştuk. Gösterdi evet. e, Kayseri, Yeni Malaty'a maçındaki ilk yarı falan. Evet. Bu sefer ikinci yarıda ikinci yarı yasaklamış evet. en kötü parçayı. Ee, ama ilk yarıda fena olmayan şeyler evet. vardı bence Galatasaray evet. adına. Ee, bir kere şut çıkmayan en az 2-3 tane net pozisyon var işte Gomis'in o karşı karşıya tekte vurmak yerine kontrol etmek istediği Ceyhun'un ayağından sekmişti ya. Ee, o pozisyon var. Ondan sonra birkaç tane gene çok iyi pas bağlantısıyla Galatasaray'ın çok hızlı bir şekilde hücuma çıkıp işte Babeli sağdan kaçırdığı bir pozisyon var falan. Kerem'in kafası var vuramadığı. Orada çok iyi bir duran top organizasyonu. Hakeme çarpacaktı az da hatta. Başta burada kullandılar, sola attılar, soldan sağa şişirildi, sağdaki kafayla indirdi ve penaltı noktası üzerinde bomboştu Kerem, vuramadı kafayı. Ki bunların çoğunda, bu hücumların çoğunda şunu gördük. Ceyhun'un hem sağındaki hem sondaki kordordan koridordan sürekli dikine pas geçtiğini gördük. Hı. Mesela bir tane Kerem Oğuzay'da e kaldığı için şu çıkmayan çok güzel bir hücum organizasyonu vardı. Pulgar buradaydı e, ee, Tassiano ile Ceyhun'un arasından Gomis'i buldu. Gomis Berkan'a bıraktı. Berkan hemen Kerem'i kaçırmak istedi. Kerem olsaydı ya. Hı -hı. O pozisyonda çok net gördük. Yani Ceyhun'un hareketsizlik zaafının ne, 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 düzeye vardığını artık. Yani böyle bir futbolcunun Süper Lig'de oynuyor olmasının sorgulanması, Hı -hı. ciddi derecede sorgulanması lazım bence. Hı -hı. Ki yani Sinan Kaloğlu'nun yaptığı ilk şey, ilk şey Tassiano'yu kesip Ceyhun'u almak. Hı -hı. Çok enteresan bir şey bu. Benim hiç anlamlandıramadığım. Başakşehir bunu yeterince cezalandıramamıştı bence. Galatasaray daha iyi kullandı kendi pozisyonlarını yaratmak için ama onlardan şut ya da gol çıkarmakta eksik kaldı. Fakat yani bağıra, bağıra e, ilk yarıda Ceyhun'un her iki tarafından da çok rahat top geçtiğini gördük. Bulgar da o sayede biraz pasörlüğünü e, sahaya yansıtabilmiş oldu yani. Bulgar biraz daha toparlanıyor gibi ama lig bitti zaten. Ben yani onu tamamen Altay'a alta karşı oynamasına bağlıyorum açıkçası. Biraz daha hareketli görünmüyor mu? çok ağırdı yani Ceyhun gibiydi. Sanki biraz İşte daha karşıda Ceyhun gelince belki biraz <laughs> iyi bir kontrast yarattı onunla. sanki ha. bir biraz çok az toparlıyor gibi geliyor. Zaten 4 maç kaldı ama yani çok da önemli bir Doğru. hadise değil. Yani bu maçla ilgili duran top organizasyonları ilk 21 dakikalığı 3 tane kafa gollü kaçırmış Galatasaray. Böyle bir şey var. Hmm. E, net kafalar bir tane Nelson'un arka direkte vurduğu hmm. kafa var, kaçtı. Ondan ee, Pulgar kesti oraya. Pul, pulgar kesti öyle. Evet. Pulgar zaten 1.88 olmasına rağmen duran topları falan kullanıyor. Şili'de de, şeyde de, seriyalda falan da evet. öyle. Milli takımda. Yani orada da ilginç bir aslında toplum altına tokat attı böyle. Evet. Şey, bir garip bir kesme evet. vuruşu yaptı. Ee, şu dikkatimi çekti. Emre Kılınç e, ilk yarıda çok fazla ikili mücadeleye girmiş. 14 tane ikili mücadeleye bunların 8'ini kazanmış. Sadece bir devre için çok üst düzey bir sayı bu. Hani bir devrede 14 gerçekten çok yüksek. Mesela hani Berkan'ı bu işlerle görüyorsun. 3 kez girmişti mesela ilk devrede. 14 çok şey ama Emre'de şöyle bir durum var. Buralara gidip de yapıyor mesela. Gomis'in yanına, on numara pozisyonuna, sağ kanada. Yani pozisyon sadakati olan bir oyuncu değil fazla. Özgür oynayan bir oyuncu. Çok giden, bu buradan silindiği için Babel de çok fazla geriye dönüp yardımlarda biraz geç kaldığı için Omar'ın genel olarak e, çok yalnız kaldığını, Pulgar'ın buraya biraz az kaydığını gördüm ve Kazımcan da 19 yaşında çok dinamik bir çocuk olduğu için bol bindiriyor. Kazım'la Rodriguez genelde ikiye bir yakaladılar Omar'ı. 90 dakika boyunca bu devam etti. E, Omar onları direnebildiği kadar direndi. Sarı görmek zorunda kaldı galiba. Sarı kart görmüştü yanlış hatırlamıyorsam. Faul yapmak zorunda kaldı. E, bu tip pozisyonlar yaşadı. Biraz buna ben e, Torrent'in şey yapmadığını, yardımı geç kaldığını düşünüyorum. Ve ilk defa şunu gördük belki de. Torrent genelde biraz değişikliklerle toparlıyordu ikinci yarıda işleri. Bu sefer değişikliklerden sonra daha da düşen bir Galatasaray gördük. Aslında hani saha dışında gördüğünün yanlış yanlış değişikliklerdi bence yani kötü etkiledi. Şöyle 60'ta Gomis ve Babel çıktı. Bu arada Gomis çok gol kaçırdı ama Geldiğinden beri en hareketli Gomis. Yani pozisyonlara girmesi, sağa sola deplasi olması, koşturması falan. Çünkü hiç hareket edemiyordu daha kötü oluyordu. Birazdan mesela Fenerbahçe'yi konuşurken Serdar Dursun'u o açıdan öveceğim ben. Çok etki ediyor bence pozitif açıdan. Gomis de mesela orada çok eksik kalıyordu. Mesela Fener en son Fenerbahçe derbisi oynamıştı. 3 kez topla buluşmuştu ilk devrede. Bu ilk devre ondan çok çok daha iyi bir ve Gomis var. Ve şu yardımı çok iyi yaptı. Şu koridora gelip sürekli evet. Marka ve Patrick Van Mananoğlu'dan dikine pas alıp Berk, tekte Berkan'a veya tekte Pulgar'a hmm. bırakıp oradan hücumun tekrar dikine atmasına çok faydalı oldu. Doğru. Diye. 31. dakikada öyle bir yaptı. 31'de öyle bir pozisyon var hatta. Marka sağ ayakla ters ayakla çıkıyor merkeze. Gomis buraya geliyor sen dediğin yere. Sonra Gomis'le Pulgar Pulgar'dan Berkan yok ee, pardon Gomis tekrar alıp Babel'i kaçırıyorduk. Babel de soluyla vuramadı. Yani soluna çekti yatırdı ama vuramadı. Öyle Aynen bir, öyle. bayağı iyi bir pozisyon var orada da. Ee, o organizasyonları da iyi yaptı ama genel olarak Berkan'ın istekliydi. Berkan'ın çok iyi bir tek pası var. Yani evet. burada sırtı dönük verdiği pası Berkan oluyor. Berkan buradan şak diye merkeze harika bir pas çıkarıyor. Berkan'ın pasörlüğü son 2-3 haftada biraz daha geçen seneki Alanya seviyesine yaklaştı bu arada. Biraz, biraz ez, için bayağı sevindirici bir ezberi versin. arttı galiba bence. Yani yeteneği artmıyor da zaten ezberi artıyor. Biraz daha başladı ya. Evet. Biraz daha fazla. Biraz solda daha, daha rahat, rahat, ediyor. Daha rahat ediyor. Ee, ama şey diyordum. Ha, oyuncu değişikliklerinden sonra Mustafa Muhammed girdi ve ee, bir küçük adam daha girdi çıkıldı Sen hep söylüyorsun ya bu Galatasaray'ın orta sahası çok küçük adamlar. Emre Kılınç işte e, çıkıldı Kerem Aktürkoğlu vesaire diye. Şimdi Kerem zaten yoruldu bir. Kerem'in de 60 ile 80 arası çok top kaybı var. Buraya kadar gelip bir tane topuk pası var mesela. Kimse gelmiyor artık. <laughs> 63'te bir e, top kaybı var. E, rakam dakikalar aklında. E, hem Emre Kılınç çok top kaybeden oyuncu. Hem daha çok top kaybeden oyuncu. Çıkıldağı, hem Kerem Aktürkoğlu. 13 pasının 9'unu isabet. Abi çok yani. kötüydü Çıkıldağ. Bence yani. geldiğinden beri en kötü maçı. Çünkü çok zararlı. Topu kaybettiğin anda sürekli atak yiyorsun. İki tanesinden doğrudan şut çıktı zaten. Yani 50 metreden kaleye vur. Daha iyi yerleşirsin Kesin. en azından. <laughs> yani o kadar çok top kaybedip zarar verdi ki. E, üçü birden çok top kaybedince ve Muhammed de şey kadar top tutamayınca Gomis kadar sırtı dönük oyunları mesela şöyle sekanslar oluyor. Muhammed'in etkinliği, gücü vesairesi zaten bitiriciliği falan çok daha fevkinde şeyin Gomis'in ama mesela burada oyun kuruyorlar. Kerem burada baskıda. Gomis burada sol stoper. Şimdi bu adam bomboş. Bu adama pası atıyorsun. Bu adam çıkıyor ve oyunu kuruyor rahatlıkla. Şimdi Gomis onu biliyor en azından şu iki stoperin arasına kadar gelmeye çalışıyor. O oyun kurulumunu bozmaya çalışmak için. Yani Belki gelemiyor bazen fizik olarak ama gelmeye çalışıyor, biliyor yani nerede durması gerektiğini. Muhammed pek bilmiyor nerede durması gerektiğini. Hem pres yaparken hem de mesela 90 artı 2'de bir pozisyon var. Kerem yine sağ taraftan girdi burada, yeteneğiyle sıfıra kadar indi ve e, hatta biraz dışarıya doğru kıvrılmıştı şuralara kadar. Evet. Muhammed hala burada markaj altındaydı arka direkte evet. ve. Muhammed'e çıkaramadığı için de o pozisyon yine tamamlanamadı bu ve yine geçiş oldu mesela. Bu bahsettiğim pozisyon 90 artı Galatasaray'ın ikinci evet. devredeki ikinci ceza sahası evet. girişiydi o. O da Kerem'in özel yeteneğiyle yoksa yine girecek bir pozisyon değil. Kendi driblingleriyle girdi. Yani şut 0, Altay'ın 10 şutu ve 15 ceza sahası içi girişi var ikinci devrede. Yani bu 60'taki Çıkıldao ve şey değişikliği, Muhammed değişikliği Galatasaray'ın daha da top tutamamasına ve baskı yemesine sebep olurken 82'deki değişiklikler biraz daha toparlayıcı oldu Ömer, Bayram ve Arda. Arda bir iki tane şu köşede top saklayıp zaman geçirebildi ve takımı rahatlattı. Ömer de bir iki yerde Berkan yorulmuştu. Berkan'ın yerine özellikle mesela sol kenarda bir iki top kazanarak e, Galatasaray'ı biraz daha rahatlattı. 82 ile o Poko'nun kaçırdığı pozisyona kadar olan bölümü biraz daha rahat oynadı Galatasaray 60 ile 80'e göre. O değişiklikler biraz daha doğru oldu ama 60'taki değişiklikler özellikle onun yaptığı bireysel hatalar yüzünden. Ya bu arada şey de değil yani. Chikaldow istiyor bir şeyler yapmak. Hatta bir Ceyhun'la şey arasında, Taçıyan'la arasında pestil olduğu bir pozisyonda mesela. <laughs> hani bir şeyler yapmak istiyor ama istedikçe daha kötü oluyor aslında. Sakin oynayıp hemen yanındakine vermek gerekirken doğrusu oyken mesela Muhammed'i kaçırmaya falan çalışıyor. Her o fazlasını yapma isteği daha zarar haline getirdi o işte psikolojik şeyi baskıyı hiç kaldıramıyor çıkıldı abi. Her seferinde daha kötü oluyor bu yüzden. Öyle bir durum yaşanıyor. Ee, bu maçta bir de benim dikkatimi çeken şu oldu. Patrick Van Aanholt'un bir sol iç gibi kullanılması e, torrent döneminde artık çok alıştığımız bir şey. Programda da daha önce defalarca konuştuk. Fakat bu maçta daha önce görmediğimiz şekilde Patrick Van Aanholt'un sol yarım alandan stoper arkasına birkaç tane koşu attığını. Bunlardan da 3-4 tane attı ama sadece bir tanesine pas Geldi. Nelson attı o pası. Geçmedi. Hı -hı. E, Björk Anders sanırım kafayla kesmişti ama bitirici koşu yani gol koşusu Van Anolt'tan daha önce görmüyorduk. E, torrent kalır mı gider mi onu bilmiyorum. E, anladığım kadarıyla Galatasaray'ın e, yani yönetici Şu adaylar arasında çok ya. sıcak bakılmıyor ama belki kalır kalmaz onu bilmiyorum ama bu mirası Galatasaray kaybetmemeli bence. Patrick Van Anolt'ta devam edilecekse ki yani yüklü kontratı var falan herhalde. İtalya'dan da varmış tabii. Bu Roma gibi takımlar falan ha. seviyor genelde. Lazio, Lazio, Lazio mesela, Milan çok, çok şeyi şey şey. çok iyi biliyor. Şimdi sen sol bekinden içe gelmesini istediğiniz zaman tabii ki önemli bir katkı ama aynı zamanda büyük bir risk. Bu oyuncunun çok iyi pozisyon bilgisi olacak. Hı hı. Ne zaman buraya geleceğim, ne zaman buraya kayacağım onu çok. Ya Patrick van Aldo, o konuda gerçekten çok iyi. Hı hı. Ve buraya geldiği zaman mesela bunu sadece sen bilmeyeceksin. Bütün takım arkadaşların da seni bilecek. O çok net Galatasaray'da. Yani bazen orta sahayı şöyle görebiliyoruz mesela. Hı hı. Ve herkes de Patrick Van Aldun buradaki istasyon olduğunu biliyor. Ona göre diğerleri pozisyon alıyor falan. O çok önemli bir donanım. Diğer takımlar bunları bu kadar başarılı yapamıyorlar. Deniyorlar ama yapamıyorlar. Mesela bazen Bekini içeri getirmek o takımlar için dezavantaja dönüşebiliyor. Hı hı. Ee, mesela Sagal falan yapıyor bazen bunu antette. Ama o kadar alışmamış ki takım arkadaşlar ona. Onu, onu yaptığı zaman mesela bütün takımı oyundan düşürüyor Sagal. Van Arnold'un onu takımı hep e, yukarı e, götürecek şekilde o desteği verebiliyor olması bence çok kıymetli. Galatasaray'daki teknik direktör değişimi en çok bek ve kanat oyuncularının oyun tarzını değiştiren bir değişimdi. Ve e, buna en iyi adapte olan oyuncu Patrick Van Arnold olurken bence özellikleri bakımından da oyun kurucu ve içe içte oynayan bek'i oynamayı daha iyi bilebilecek bir oyuncu Van Arnold sağ bekler zaten ilk yarıda Deandre Yedlinler vardı gitti işte Omar yani. geri döndü falan boyun performansı değişiklik yaşadı ee, çok adaptasyonda sorun yaşadılar Kerem buna şey yapmadı hem ilk yarı boyunca Fatih Hoca boyunca falan oldu arkasından çık çizgiye çıkarken forvete içeri girme işlerini gayet iyi yapıyordu hem de şimdi falan içeri girdiği zaman Çizgi. çizgide top alıp birebirlere o da gayet iyi bunu adapte oldu yani hiç form Hani hem Fatih Hoca da çok iyiydi hem Torrent de çok iyi. Adam hiç şey yapmadı. Farklı Kerem. vazifelerle. Yandı. Hepsini okeyledi. Ama mesela Morussan Fatih Hoca'daki dönemde de belki böyle çok iyi değildi ama iyi performansları vardı. Torrent'in bu oyun anlayışına hiç şey yapamadı. Adapte olamadı. Oynayamıyor zaten. Babel oldu orada mesela onun istediklerini. Hani orada hem kanatlar hem hiç iki farklı teknik direktör ve çok farklı anlayışları olan pozisyonel anlamda bunu Torrent de söylüyor zaten. Basit toplantısında sordular. O hem beklerin hem kanatların durumunu bu şey yaptı, değiştirdi. Fanonol ve Kerem buna direkt adapte olurken yani her iki hocanın da istediklerini direkt yapabilirken bu kanatta, sağ kanatta bayağı oyuncu zorlandı. Ee, ama tabii uzun vadede e, göreceğiz. Ben Torrent'in yine her programda söylüyorum zaten devre arası gelmek için çok yanlış bir tercih olduğunu ama uzun vadeli çalışırsa, mesela bir yaz kampı geçirse çok daha iyi adapte olabileceğini düşünüyorum. Buna dair emareler görüyoruz işte sağda. Hem duran top kullanımları hem de oyuncuların yerleşimleriyle ilgili hı hı. ilerlemeler görüyoruz ama e, hemen böyle bir günden iki güne, üç güne olacak işler değil. E, oyunculardan istediği çok fazla şey var torrentin. E, ve e, oyuncular da ona hemen böyle maç aralarında ardarda bir lig serüveni içerisindeyken bazen yanıt veriyor bazen veremiyor. Çoğu zaman veremiyor. O yüzden de biraz kim vurduya gidiyor gibi geliyor. Torrent'in yapmak istedikleri. Torrent'in kendisi de kim vurduya gibi gidiyor gibi geliyor. Bakalım nasıl olacak e, göreceğiz. Ben sadece son olarak şunu ekleyeceğim. E, Volkan Bayarslan maçta 5-6 pozisyonda oyuncuların faal beklediği ama hiçbirinde faal olmayan pozisyonlarda oyunu devam ettirdi. Kendisini o yüzden tebrik etmek istiyorum. Bu tek gördüğümüz <laughs> bir şey değil. Evet. Ee, bir pozisyonda hatta önce Kapel bekledi, devam ettirdi. Sonra Galatasaraylı oyuncu bu faal bekledi. Sanırım Emre miydi, Kerem miydi hatırlayamadım şimdi. Ee, ya da Çıkıldağ da olabilir. İkisine de hadi kalkın oynayın falan dedi. Ee, ligimizde pek görmediğimiz bir hakemlik modeli bu. Hı hı. Genellikle yani 2-3 futbolcu arka arkaya ağlayınca bir tanesine çıkıyor faal. Volkan Bayarsan kimsenin gözünün yaşına bakmadı. Ee, sağ olsun Eyvallah. O zaman lidere geçelim buradan. Ee, evet Trabzonspor 3-1 e, e, kazandı ve e, artık şampiyon diyebiliriz bir puan alması halinde Antalya şeyinde e, maçında önümüzdeki yani Nisan bitmeden şampiyonluğu da yakalamış olacak. Bunu 2013 13 14 sezonunda Ersun Yanal başardı zaman bir daha olabilecek bir şey değil gibi geliyordu bana. Çok ekstrem geliyordu çünkü çok ciddi bir fark atmıştı o da. Bir daha görür müyüz bilmem diyordum ama çok da vakit geçmeden Trabzonspor bu başardı gerçekten. Nisan ayında şampiyon olmak bayağı zor bir şey. Takım sayısının artması orada tabii işleri biraz kolaylaştırıyor çünkü takım sayısı arttığı zaman ligin yani iki maç artıyor. İki maç, iki maç. Iki maç. <gülüyor> 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 biraz kolaylaştırmış olabilir. Yani hmm. çünkü artan takımlar Trabzon Beşiktaş gücündeki takımlar olmuyor. Alttan takımlar geliyor. O yüzden doğru. Toplamda yüzde olarak biraz daha fazla maç kazanma şansın olabiliyor tabii. Yani ufak bir detay Trabzonspor'un yaptıklarını küçümsemek için söylemiyorum tabii ki. Eyvallah. Ee, şimdi bir e, nereden girelim dersen ben bir Adana Demirspor'da tabii İstanbul'un eksikliği var. Hani İstanbul çok çok iyi oyuncu olduğundan değil de bence şuradan bir sıkıntı oldu. Gökhan İstanbul'lu İstanbul'da de iyi oyuncu vardı. Yani tecrübeli vesaire. Ama şuradan eksiklik yaşanıyor bence. Bjarna son o da Kasımpaşa maçında yoktu. Orada da 4 yemişlerdi. Bir sonu'nun e, görevi biraz Yunus ve Varyas'ın ve oynadığı zaman Balotelli'nin şimdi Hasan Bolonga'nın biraz arkasını toplayan onların hamallığını da yapan çok koşan disiplinli bir oyuncu olarak e, bir denge oyuncusu oluyordu. Yani savunma ile hücum arasında toparlayıcı bir oyuncu oluyordu. Çok iyi bir oyun kuruculuğu veya çok iyi bir ayağı yok. Hı hı. Ama çok koşan bir oyuncu bir yandan son. Şimdi arkada da Gökhan ve şeyle İstanbul ile iki tane iyi top atıcı, iyi ayağı olan sakin, soğukkanlı oyuncuyla oynuyorlardı. İstanbul'u olmadığı zaman bir alternatifi yok ikisinin. Yani Gökhan'la İstanbul'un. Yani Sinan, Belhanda da vesaire o tip oyuncular değiller. Daha çok top kaybedebilen oyuncular. Şimdi bir yandan sonu çekti buraya. İstanbul'un olduğu yere. Ve Yunus'u da on numara yaptı. Burada hem oyun kuruculuk sadece Gökhan'a kaldı. Ki hem de fena çıkarmadı Gökhan. Evet, yani tek başına yapabildiği kadar. Yaptı. Hem de ön alandaki üç oyuncusu da Yunus da şeyde, e, Vargas. Vargas ve Akintola da bir yana sonun yaptığı kadar çalışkanlık, baskı vesaire yapamadılar. Orada bence orta sahada daha geçirgen, daha e, kırılgan bir Adana Demirspor vardı ki işte siyah-beyazın dönmesi, eee orta sahada Net bir şey oldu. E Tabii savunmacılar zaten çok problemli. Yine Simon Deli oynadı haftalar sonra. O da çok saçma sapan hatalar ve işte maç zaten 1-0 başladı. 1-0'da Trabzonspor için çok iyi oldu maça 1-0 başlamak. Çünkü Trabzonspor bekleyip e, geçiş hücumlarıyla onu daha iyi yapabilen bir takım. Bir de Hamsik'in Hamsik Hamsik savunma zaafının neredeyse sıfır yaşadı. Çünkü... Geçtiğimiz maçlarda mesela geçen hafta e, 75. dakikadan sonra mesela 1-1. kaptırıldı bütün toplardan sonra habire önde basmak zorunda Trabzonspor topu. Geri alacak ki hemen 20 dakikada gol atsın. Şimdi evet. öyle olmadığı zaman çekildin, çekildin, çekildin. Bütün buralara kadar çekildiğin zaman, burayı da böyle kapattığın zaman bu oyuncunu sen savunmaz. Evet. Gene yaşıyorsun bu arada. Bayağı yaşadı ikinci yarıda. Ee, birkaç tane örneği var. O da Siopis'in çok kötü maç çıkarmasıyla alakalı. Evet. Ee, yani Yunus'un, Vargas'ın sürekli kanatlardan merkeze girdiği, Yunus zaten e, merkezi oynadı. Mesela Vargas'ın özellikle kanattan merkeze girdiği, ikinci de Alper'in kanattan merkeze getirdiği toplarda Bekir'in kademelerine falan hiç giremedi Siyopis. E, ama bütün bunlara rağmen e, Trabzonspor'un erken golünün bence en büyük şeyi o oldu yani hmm. e, takım boyunun uzaması işte Hugo ile önündeki oyuncuların Hugo ile önündeki oyuncuların arasındaki mesafenin açılması Trabzon'un en büyük zaafı. Hmm. Onu hiç yaşamadı ama buna rağmen Hugo berbat bir maç çıkardı mesela. Hmm. E, burada mesela ceza sahası arkasında uzun top düşürttü. Buradan işte topukla indirdiler Yunus gelişine vurdu. Umut e, Uğurcan Müthiş çıkardı. Evet, Orada çok net bir Yunus. Hugo hatası var. E, ondan sonra burada şeyle birebir oynadı. Ne? Akintola'yla değil mi? Burada birebir oynadılar. Akintola, evet, Akintola geçti. çok kolay geçti. Çok kolay geçti. Burada Alcatraz'ın üzerine oturdu. Bir yerine sonra direktten dönen şutu geldi falan. Yani bu kadar kompakt, dar alan savunurken bile bir stoper bir maçta yapabileceği bütün hataları aşağı yukarı yaptı. Ee, o yüzden önemliydi yani Trabzonspor'un maç boyunca ön taraflara fazla basmak zorunda kalmaması. Bu arada Uğurcan onu kurtardı ya. E, gol zannetmişti Yunus. Şimdi Remin'in kaçırdığı ve direktten dönen penaltı Geçen Batshuayi'nin kaçırdığı direkten dönen penaltıyla bence aynı. Kale o de, maçtan sonra etkisiniz. da demiştim galiba. Burada evet, mı demiştim? demiştim. De, Başka de, bir yerde. Burada demiştin ha. E, Uğurcan'dan çekindikleri için daha da köşeye vurmaya çalışıyorlar direkten Remi de mesela en köşeye vurmaya çalıştı yine direkten. Çok net bence psikolojik bir e, etkisi var. Yine gördük bence aynı penaltidan. E, Yunus da orada gol attığımı zannetmişti. Gol sevincine giderken o nasıl kurtarır gibi böyle yere attı kendini. Kornelius'un ee, kafa golü çok güzeldi bence. Geri geri geri. geri. Evet, yani böyle eliyle koymuş gibi attı. Fenerbahçe'de bahsederiz. Valencia'nın da kafa golü çok iyi bence. Bu hafta iki tane çok güzel kafa golü. Kornelius golünün başlangıcına ben değinmek istiyorum. Çünkü onca, yani orada iyi bence iyi çok güzel bir e, Abdullah Avcı dokunuşu var. Şöyle ki, şimdi bu, bu adam herhalde yani ligin en iyi 2-3 pasöründen bir tanesi değil mi? Çift ayağıyla her yere pas atabilen müthiş bir ayak. Şimdi en önemli şey nedir? eee pasörünün etkili olması için önemli şey nedir? Pasörün baskı altında olmadan toplanması, etrafında fazla oyuncu olmadan toplanması. Şimdi bak Trabzonspor o Cornelius'un kafa golünde Trabzonspor organizasyonu şöyle. 5 kişiye karşı 5 kişiye karşı 3 kişi savunmak zorunda kaldı adına Demirspor. Çoğalamadılar. sadece Deli, Rasul, pardon. Rasul Vargas ve Deli üçlüsü burada sadece savunabildi. Orada sayısal üstünlüğü yaratan oyuncular tabii ki Visca ee, ömür, <laughs> ondan sonra bir oyuncu daha geldi buraya, onu da söyleyeceğim şimdi sana. Siopis. Ama asıl farkı yaratan oyuncu Perez oldu. Perez maç boyu, birkaç kere gördük bunu, Hamşikin rahat top kullanabilmesi için Hamşike çok yakın durdu. Mesela bazen bunu istemezsin. İki oyuncu sanki çakışıyormuş hmm. falan gibi gözüküyor. Niye ikiniz birbirinize o kadar yakın duruyorsunuz falan dersin ya. Hmm. Burada çok net bir e, strateji vardı ama strateji şu, bu tamamen hamşike yapılacak baskının bölünmesini sağlıyor. Adam bilmiyor şimdi top hangisi alacak. Hmm. Yan yana durdukları için de mutlaka biraz Perese de yakın durmak zorunda kalıyor çünkü Peres de buradan içeri girebilir. E, kaliteli oyuncu, topu iyi kullanır. Mesela o pozisyonda hamşikin e, vis şey topla çok rahat buluşturmasındaki en önemli faktörlerden bir tanesi peresin o hücumun başından sonuna kadar hamşike böyle refakatçi gibi hep yanında kalmasıydı. Çok rahat top kullandılar e, ve sayısal avantaj sağladılar orada. Ee, ortasında çok tabii. Bu bence net bir Abdullah Avcı dokunuşu. Çünkü beklerinin şimdi beklerinden iç performans almanın farklı yolları var. Orada oyun kurdurabilirsin. İşte az önce bahsettiğimiz Galatasaray maçındaki örnek gibi bekinden sen git savunma arkası 8 numara gibi koşu at diyebilirsin falan. Burada da sanki böyle bir e, hani hayalet markajını e, Hamşike Peres'le yaptırmak ve bu Hamşike gelen baskıyı kırmak benim çok hoşuma giden ve çok verimli bir strateji oldu. Bu arada hani kontratta bizim ligimizde bütün takımlar hızlı oyuncularla yapmaya çalışıyor. Mesela hızlı koşan, çabuk oyuncular kontrattan hani en önemli şeyi bütün dünyada da böyle. Hı hı. Trabzonspor'da 1-0'ı yani öne geçtikten sonraki oyunu kontra atak silahıyla birlikte çok iyi oynayan bir takımken Trabzonspor bunu şu çok ilginç yapıyor. Hızlı oyuncusu yok aslında. O yüzden hep sete dönüyorlar. Envakame, Bakasetas, girdiğinde işte Hamşik, Ömür. E, ömür en yok. azından biraz çabuk. çabuk. Vis Visça da biraz çabuk. <laughs> Ama mesela işte at, Konya attıkları golü hatırla. Cornelius'un sırtı dönük falan. Çok hızlı bir şekilde çek, çıkıp çok hızlı uzun paslarla Hamşik'in bunda Emback'in soldan böyle sağ tarafa doğru ilk yarıda birazsa böyle artık her hafta attığı asistler falan hatırla. 1-0'ı <laughs> bulduktan sonra Trabzonspor aslında yavaş oyunculara sahip olmasına rağmen mükemmel kontrataklar yaptı. Ve aslında hani hep söylenen bir şey var ya, toptan hızlı olamazsın, toptan hızlı koşamazsın diye. Hamşin ve Makaven'in işte e, Visca'nın, e, bazen Bakasetas'ın 30-40 metrelik ayağı pasları Trabzonspor çok hızlı bir şekilde kontra'ya çıkardı. Evet. Ve yavaş oyuncularla aslında, çok hızlı olmayan oyuncularla çok kolay bitirişlerle çok güzel goller attılar. Hamşin sakatlanana kadar olan döneminde daha çok atıyorlardı. Tabii. Hamşik sakatlandıktan sonra haliyle azaldı. Çünkü o seviyede bir oyun kurucusu yok başka. E, Hamşik döndü yine aynı golden attılar. Hatta mesela 3. golde benzer. Hamşik yok orada ama Bakasetas'ın gelip de merkeze çıkarması, Canini ve Cornelius'un paslaşmaları. Hani bunlar yine böyle çok hızlı yapılmış bir kontra atak değil ama yine böyle 20 pas, 20 metre üzeri pas yani mesafelerin olduğu e, böyle top gidiyor bir 20 metre oradan bir 30 metre öbür tarafa gidiyor falan. Ve topun uzun uzun açılarak gittiği kontra atak golleri. Üçüncü golde öyle. Hani burada Abdullah Avcı'nın ilginç bir şey başardığını söylemek lazım. Yani çok hızlı bir oyuncusu olmadan çok iyi kontra atak setleri ve kontra atak golleri çizdi. Ve burada da iyi top atacıları kullandı yani. Bu önemliydi bence. Bayağı başarılı yapıyor bunu. Cenni de Göztepe ve Kayseri maçından sonra bir kez daha oyuna girip hı hı. E, skor katkısı verdi. E, tam bir süper yedeğe dönüştü. Eee dediklerinde bu arada kesinlikle çok çok güzel bir tespit yapmışsın. Fakat ben sezonun genelini düşündüğüm zaman Trabzonspor'da en çok ne eksik kaldı dersen gene direkt hücumlar ve özellikle skoru aldıktan sonra skoru çok çabuk arttırmayı becerememesi derdim. O da işte oyuncu profiliyle çok alakalı bir şey işte. Yani çok atlet, çok çabuk oyuncu yok. Ancak işte Hamşik ve Vakayeme gibi kontrada atletik zaaflarını verdiği kararlarla bertaraf eden oyuncularla ancak onu yapabildi. Mesela Kouassi ve Cervinho'yu bu kadar şey kontra ataktan gol atan bir takımken hiç kullanamadı. Biri sakatlandı. Diğerini aldıktan sonra pek oynatamadı mesela. Bu maç 11'di ama evet, yani şu yani şu yine çok verim değildi. alamadı. Giannini'den evet. daha çok verim aldı mesela. Ee, bir de mesela istatistik olarak şov yapan isim Dorukan. 6 tane top kazanmış, 4 tane pas kesmiş, 8 tane top uzaklaştırmış. Bu, İlk 30 dakika stoper oynadı. Çok önemliydi o. Ee, Vargas işte klasik Vargas'ın en sevdiği hmm. şey hiçbir zaman kanatta oynamıyor zaten. Burada daha çok gözüküyor sol kanatta başladığı zaman çok garip bir oyuncu. Gene bir pozisyonda girdi buraya. Yerden pas alacaktı. Dorukan proaktif müdahaleyle ondan önce dokundu ona giden pasa mesela ki o çok riskli hareketti. Hmm. Çünkü tam sınırdaydı, şuradaydı yani. Hmm. Ya penaltı falan da olabilirdi o. Arkasından çıkardı bacağını sonra oyuncu Adana Adana Demirspor oyuncumu devam etti. Devam eden topta da arka direk ortasını kafayla uzaklaştırdı. Ee, üst üste çok başarılı savunma hamlesi yaptı. Böyle birkaç tane sekans vardı. Hava toplarında da üstündü bayağı. Hani bunlardan hangisi e, yılların stoperi falan desen Dorukan'la Hugo'yu tanımayan birine sorsam büyük ihtimalle Dorukan derdi sadece dünkü maçı izleyip. Çok iyi performans çıkardı hakikaten. Bakıyorum başka Trabzon maçı ilgili istatistikleri. Ha şu ilginç mesela bunu Premier Lig'de hep görürdüm. Niye bizim Süper Lig'de yok diye özenirdim. Ee, 200 galibiyete en hızlı ulaşan 4. teknik direktör olmuş Abdullah Avcı. Onlar da şey yapıyor ya 100 asiste ilk ulaşan evet işte çok eski bir premierlik tarihi istatistikleri tutuluyor. Ee, Fatih Terim, Mustafa Denizli, Şenol Güneş'ten sonra 4. isim olarak Abdullah Avcı yerini almış. Şaşırtıcı bir istatistik değil ama hani tutulması açısından güzel yani. Hani o da o sınıfa hep dedik ya 3 tane efsane teknik direktör var. Abdullah Avcı'nın yavaş yavaş Hı -hı. kendisine o hani... Başakşehir'de bir şeyler yaptı, başardı. Beşiktaş'ta çok şey kısa bir dönemi oldu. İstediklerini yapamadı. Hani geri gider miydi? Aslında onun için çok kırılma seçeneğiydi Trabzonspor. Antalyaspor'a gitmek üzereydi galiba. Daha çok para verdi Antalyaspor Abdullah Avcı'ya. Trabzonspor tercih edip aslında Trabzonspor da çok riskli bir camia tabii ki. Yani geçen hafta falan adama bayağı bir şey diyorlardı. <laughs> Şampiyonluğu bu kadar almış bir adama hani e, bayağı e, tepki vardı yani. Ee, onun adına güzel, sevindirici bir durum. Onu da söylemiş olalım ve son olarak Fenerbahçe'ye geçelim. Evet, e, ilk defa tahtayı bir takımı 10 kişi dizdik. Çünkü bir <laughs> kişi dizmenin anlamı yoktu. <laughs> 10 kişi başladı Rize maça. Fabrizio böyle istedi. <laughs> evet, Fabrizio bir farklılık yaptı bizde. Ya yani çok ilginç bir adam. Bu sene dördüncü kırmızı kartı da. Hani onun üzerine zaten herkes söyleyeceğini söyledi. Biz maça Maçta olanlara geçelim. İlk 10 dakikası fırtına gibiydi maçın. Evet. Not Notalına imkansız oldu. Bir dakika ekrana bakmıyorsun, böyle iki hadise falan kaçırıyorsun. Yani Rizeli oyuncular aşırı agresifti bir kere. Yani Fabrizio değil sadece. Mesela Pong buralara kadar çıkıp şu taç çizgisinde ayağını böyle kafasını da daha üstüne kaldırıp tabanla topu taça falan atıyordu. Yani çok gereksiz evet. e aksiyonlar. Ama yani o şeyin Çaykur Rizespor'un kickbox yapma hevesini bir kenara bırakırsak <laughs> futbola baktığımız zaman Ferdi'nin mesela Rossi ile güzel işler yaptığını gördük ki 122 kez topla buluşmuş Ferdi. Ferdi mi? Yani. Çok ekstrem zaten ama mesela Şehide de güzeldi. Şimdi hani bu maç belki çok ölçü olmayacak. İşte rakip 10 kişi verize bayağı bozulmuş bir takım zaten falan ama Fenerbahçe gelecek sezon şeyleri yaşayabilir. Yani şurada oynanan, 30 metrede oynanan maçlarda sete döneceksin ve o setlerde de bek oyuncuların kabiliyetleri, yaratıcılıkları falan çok belirleyici oluyor. İşte Mariano'nun öyle şampiyonluk kalmıştı var. Rozier'in öyle şampiyonluk kalmıştı var yeteneğiyle. Ferdi onları yapabileceğini gösterdiğim sekanslar işte Rossi ile çok iyi verkaçlar. Daha sonra Arda girdi Arda ile birlikte Arda hmm. Rossi e, Ferdi şeklinde. Aynen. Hmm. Ee, çok güzel sekanslar yarattı, çok güzel set oyunları yarattı. Maçın sonunda Ferdi da... Ferdi'yi sağ... ben çok beğendim yani. Ben de oraya. ben de çok beğendim. Ee, bir sürü notum var onunla ilgili. Maçın sonunda da şeye geldi, sağ tarafa geldi. İrfan'la e, çok güzel kombinasyonlar yapmaya başladı bu sefer sağ tarafta. Ee, i̇lk 10 dakikada hatta ilk 5 dakikada 3 kere e, Ferdi buradan merkeze top getirdi mesela. Ee, yani çok çok etkili başladı yani. maça. Yani ikimizin de sol bekten başlaması güzel oldu o zaman. Onlarda da tabii şeyi görüyoruz şimdi mesela Ferdi buraya kadar geldiği zaman bazı pozisyonlarda mesela e, buradan dikine koşu atan oyuncu iki Rizeli birden takip ediyor. Ya evet. e, burada da Rossi zaten beke kitlemiş Ferdi o ne güzel ben buraya kadar geleyim buradan topu iyi falan açayım Serdar'a vereyim falan. Çok rahat oynadı evet. yani. Burada çok büyük alan paylaşımı sorunları vardı. Tabii ki 10 kişi kalmış bir takımdan bahsediyoruz da yani maç içinde en azından buna bir e, kendini ayarlama fırsatı vardı 90 dakikaya yakın ama hiç hiç olmadı yani her, her istediğinde merkeze girdi ve çoğunda Şimdi, istediklerini tabii yaptı. Tabii rakip 10 kişi kaldığı için taktikten ziyade biraz oyuncu bazlı konuşmak durumunda kalacağız. Çünkü hani hep e, taktiksel olarak hep üstün fazla kişi olduğu için zaten istediklerini hep yapabilen bir Fenerbahçe vardı ama mesela bu maçla ilgili benim aylar sonra aklımda kalacak bir estantene yaşandı. Brighto Say Samuel alakalı 10. dakikada Yannick Bolasi buradan kaçtı. Ve e, Bright Osay Samuel de buraya kadar takip etti ve daha sonra da şutu attırmadı. Blok koydu. Blok koydu, sonra da uzaklaştırdı pozisyonu. Evet. Bu Bright Osay Samuel'in savunma gelişimi açısından son derece beni memnun eden bir pozisyondu. E, Onun adına çok sevindim çünkü evet bu adam çok atlet, güçlü, fizikli ve birebir savunmalarda burada mesela topla birlikte Bright Osay Samuel'i geçmeye çalışsan büyük ihtimalle geçemezsin evet. çünkü adam çok hızlı ve güçlü omuzu koyar, vücudunu koyar ve seni geçirmez. Bunları zaten yapabiliyordu, yapardı. Ama bu adam bu stoperle arasındaki mesafeyi korumayı öğrenebilecek mi? Kademeleri öğrenecek mi? Arka direğe orta kesildiği zaman doğru yerde pozisyon alıp kafa vurdurmamayı öğrenebilecek mi? Bunlar hep soru işaretiydi doğal olarak. Ön oyuncusunun beke çevrildiğinde bunlar soru işareti olurdu. Hatta mesela Kerem'le eşleştiği zaman Galatasaray maçında Kerem Aktürkoğlu'yla Kerem'i zaten hani birebirde şey yapabilir, cevap verebilir. Kerem çok yetenekli, çabuk bir oyuncu olmasına rağmen o da karşılık verebilir ama Kerem'in çok iyi yaptığı topsuz koşulları takip edebilir mi diye konuşuyorduk hep. Hatta bir pozisyon var Kerem'in buradan sızıp da e, Altay'ın üzerine vurduğu Hı -hı. bir pozisyon. Orada mesela takip edemediler. Kerem net pozisyona girdi. Berkan atmıştı pası hatta hatırlıyorum. Ama burada çok iyi bir takip, çok iyi bir ters kademe, yaklaşık 30-40 metrelik yani kimin arkasına kadar uzanan bir koşu var Brightos Samuel'den. Onun, onun açısından çok pozitif bir şey. Umarım e, bu savunma özelliğini geliştirir. Çünkü çok iyi bir bek olabilir Brightos Samuel. Çok iyi bir kanat oyuncusu olamaz. Çünkü kararları ve hücum yaratıcılığı düşük bir oyuncu. Ama çok iyi bir bek oyuncusu olabilir savunmayı öğrenirse. E, o konuda ilerlemesi güzel. Yani bek potansiyeli çok daha yüksek kanat potansiyelinden ve bu açıdan ilerleme gösteriyor onu da söyleyeyim. Şimdi sen dedin ya hani Rize tabii birinci dakikada yani 30. saniyede 10 kişi kaldığı için Fenerbahçe'nin maçı hükmetmesi normaldi, biraz daha bireysel konuşacağız falan diye. Ee, hani aslında 15. dakikadan sonra falan maç bayağı stabilize oldu bana kalırsa. Öyle çok Fenerbahçe'nin sayısal üstünlüğünün çok net böyle hücum zenginliğine, pozisyonun üstünlüğüne falan yansıdığını görmedik. Ve enteresan şekilde Rizespor. Ee, gol yedi pozisyonların hepsinde sayısal üstünlüğü olan yerden gol yedi. Çok hepsi inanılmaz bir şey. bu. Mesela e, burada 4 kişilik bir savunma bloğu vardı. İrfan Crespo'yu kaçırdığında. Hı, hı Mesela yani Ronaldo, Eren, ondan sonra Alper gelmiş. Bolasi burada. 4 kişi, iki kişiyi geçtiler. Crespo buradan girdi. İşte buradan da Eren geri gelirken penaltıyı yedik, yaptı yani. Yine golleri ve bireysel beceriksizliklerinden yaptıkları yani Çok büyük yaptıkları bireysel hata. İnanılmaz yani. miktarda bireysel hata yaptılar yani. Olacak iş değildi. Yoksa ama yine aslında... mesela Crespo'nun oraya gitmesi. Zaten sen şimdi 11-10 oynuyorsun. Bir de Crespo gibi, Ferdi gibi, Bright Jose Samuel gibi, Rossi gibi. Mert gibi çok hareketli. Çok koşan ve pozisyon. Şimdi mesela Crespo çok maçta görülmedi değil mi? Yani çok ön plana çıktı çok maç var ama bu maç onlardan biri değil diyorsun ama... Gidip mesela Fabrizio'nun kırmızı kart görmesini sağlayan adam da Crespo. Çünkü şeyi kazanıyor. Rize kazanıyor. Fabrizio tam topla dribblinge çıkacakken çat hemen Crespo önüne geçiyor. Kademeye giriyor. Ona sinirlenip işte vurmaya falan başlıyor. Zaten hani sıyırmış da. Hani <laughs> yine de orada Crespo bozuyor orada. Doğru. O agresifliği yaratan. E, penaltıyı aldığı pozisyonda yine buradan gelmiş 60 metre koşu atmış. Şeye doğru. E, sıfıra inmiş. Ç çevirdiği top. Ya hataya zorlayan yine Crespo Aynen. görüyorsun. Bu maçta bu arada hani Fenerbahçe o kadar sürklesetti, 6 tane attı falan ama bir sürü kötü şey de oldu Fenerbahçe için. Crespo'yu kaybetti bence en alternatifsiz oyuncu Kesinlikle. Fenerbahçe'de. Kim de şeyde ceza duruma düştü? O da ikinci alternatifsiz diyelim. Doğru. Ee, bir de bu kadar dominant ve üstün oynadığı maçta 9 tane de şut attırmış Rize gibi bir takıma. Hani onu da bir şey, nazar boncuğu olarak bir düşünmesi lazım. Ee, biraz şuta da izin verdiler ayrıca. Şimdi e, Trabzonspor maçında e, Cornelius'un kafa golünden önceki organizasyonu konuşurken e, dedik ya mesela işte çok iyi pasörlerin en önemli özelliği rahat top alabilmeleri, doğru yerlerde top alabilmeleri. Arda'nın ikinci yarıdaki oyunu bu bakımdan bir resit Hı resmen. Çocuk sürekli olarak kendine boşluk yarattı. Sürekli olarak mesela Mert'in hiç bulamadığı cepler buldu kendine. E, Mert bence çok etkisiz bir maç çıkardı. Hı hı. Ee, ve attığı e, yani yaptığı hücüne zaten Fenerbahçe'nin ikinci yarıdaki 3 golünde de Arda'nın doğrudan etkisi var. İşte ilkinde arka direkt koşuyla kafayı vurdu. Sekeni Gökhan tamam işte Gökhandan sekeni Tarık mıydı galiba? Eee hmm. Serdar tamamladı. Yok. Ondan sonra işte ikinci golde buraya geldi, aldığı pası Valencia'nın kafasının ortasına attı. Valencia mükemmel kafayla 90'a ama en önemlisi e, abi 3 üçün, 3. E, gol yani 6. golde Buradaki ikili savunma Rossi ve şey bunlara karşı e, geliyor ya Arda, hı hı. Gökhan'la şey, Ronaldo. Hı hı. Bir böyle fake attı, geri evet. aldı kendini. Ronaldo ağa geri aldı, ben de ileri derken bir de arkasına bir fake, bir, bir koşu attı ve bomba. Yani orada Arda'nın o bir saniye içinde yaptığı iki yön değiştirmeyi Türkiye Ligi'nde yapabilen oyuncu ben sana söyleyeyim mi? ya da üç tane vardır en fazla. Evet. Daha fazla yok. Çok net yok yani. Çok üst düzey bir topsuz oyunu ve bu çocuk 17 yaşında. Ya bu evet. gerçekten olağanüstü bir şey. Ondan sonra da ikisinin arasından Rosti'ye verdiği pas. Evet, o çok iyi o da şey. olağanüstü bir pas. Çok... Hadi tamam o çok teknik, bilmem ne falan ama asıl... Bile Gökhan bile ah, sezemedi ki Gökhan Türkiye'nin en yani. zeki oyuncusudur. Aynen yani. öyle ama yani bu çocuğun topla yaptığı şeylerden ziyade top onda değilken yaptığı şeyler bence Arda'yı en fazla farklı kılar. Mesela Gökhan bitik bir oyuncu olsa da inanılmaz zeki bir oyuncu. Arda'nın vuruşunu boş kaleden gidip de buradan çizgi üzerinden çıkardığı pozisyon var ya evet. Gökhan Gönül'ün. Müthiş yani yine müthiş zekasının ön sesini kullanıyor o aradan geçireceği pozisyonda o bile sezemedi o pası. Yani normalde kapatabilirdi onları yani ki yani eski Gökhan onun en iyi yaptığı iş o pas açılarını kapatmaları, doğru pozisyon alması ve zekasıyla oynayan bir oyuncuydu. Arda gerçekten çok üstün. Bir de o Valencia'ya attırdığı gol, Alanya maçında attırdığı golün hemen hemen aynısı. Şey, ve onlardan daha atama hani kaçırılan da oldu. Bir iki tane bunları da deniyor. Rossi'ye bir tane çıkardı. Rossi'ye biraz boyu kısa kaldı, iyi vuramadı falan. Evet. Yani tam şey aslında bu bir Arda Güler imzası ve 17 yaşındaki bir oyuncunun imzası olduğunu görüyorsun. Arda Turan'ın da 18 yaşındayken bir imzası vardı. Hala devam ediyor. 35 yaşında geçen maçta da yaptı. Rakibin çok sinsi bir şekilde hiç fark ettirmeden arkasından gelip kayarak ayağındaki topu çalmak. Hani aslında stoperlerden veya savunmacılardan bekleyeceğim bir imzası var. Diyuf'tan, Mame da Diyuf'ta çok yapıyorum. Çok evet. seviyorum onu. Hiç yaktırmadan arkadan geçiyor. Çok sinsi bir ama. şekilde yapıyor. <laughs> Şeyde de Gökhan Gönül'ün de mesela bir imzası. Ön direkten gidip de kafa golleri atmak. Kısa bir oyuncu olmasına rağmen. Evet. Bir oyuncudaki belki futbolla ilgili ya da herhangi bir spor dalıyla ilgili en güzel şey bir oyuncunun bir tılsımının olması ve başka hiç kimse de o tılsımda olmaması. Yani Gökhan Gönül'ün kafası, Arda'nın kayması, Arda Güler'in de ya yani Hal Süpes'e gelip böyle topun dibine çok azıcık giriyor. Yani bir de ekstra bir yetenek o yani. Çok çünkü dar alanda top bombeliyorsun. Ee, çok güzel yapıyor o kesmeleri. Ama hakkını vereyim yani golü de Valencia'nın mükemmel kafası çok güzel gösteriyor. Holmen'in üzerinden vuruyor kafayı. Hani Ronaldo streysi falan yaptı orada. Yani Holmen çok uzun çünkü Valencia'dan. E, Valencia, Valencia çok yukarıdayken iyi bir kabiliyeti evet. var. Valencia yukarıdayken Holmen'in kafası Valencia'nın göbeğinde falan kalıyordu yani. Çok güzel bir sıçrama ve Vuruş da çok iyi. Yukarıdan e, hem Cornelius'un kafası bu o hafta hem Valencia'nın kafa golü çok estetik ve çok güzel kafa golleri. Ee, bu arada Arda maça girdikten sonra 8 kere cezası aslında topla buluşmuş. Bunu en çok yapan Fenerbahçeli açık ara, açık ara Arda olmuş. Ama yani, küçük bir eleştiri yapacağım ona. Ceza sahası topla buluştu dedin ya. Solla çektiği pozisyon sağ ayağına geldi ve sağ ayağına pek güvenmediği için bir kez daha çekmek istedi. Evet. Aslında sağını boşaltmıştı. Henüz 17 yaşında olduğu için sağını geliştirmeye biraz önem verebilir. Çünkü vakti o var. pozisyonlar <laughs> daha yeni yani. Vakti var. Sağ ayağını geliştirebilir, geliştirmeli. E çünkü tekrar soluna çekmek isterken pozisyonu kaybetti. sağ ile evet. bitirebilirdi. Ya yani ilk çekişi yine çok iyi tabii ki de. Mutlaka sağ ayağını geliştirsin diye e belki istiyorum. Orada, belki orada sağına güvenmemekten ziyade acaba ilk çalımı, ilk çalımı attıktan sonra bir havaya da girmiş olabilir. Yani Yok. birinci yatırma, ikinci yatırma falan. Soluna gelse vururdu bence. Olabilir. Aynı pozisyon. Olabilir. E, işte. Ayrıyetten bir Serdar Dursun'a da ben aslında en çok notum Serdar Dursun'la alakalıydı da Serdar'a biraz yine biz de haksızlık etmiş olduk. Herkes Bakın haksızlık etti. Bir kere zaten direkt evet. hemen Gökhan ile Serdar'ı eşleştirdiler. Evet. E, Gökhan şey çok pardon, orada. Basit ama net bir Hemen yani. arkaya kaçırdı orada yerleşti sonra da bir kırmızı kart. Daha Hatta saniyede, pozisyon oldu yani. Evet, daha 33 saniyede işte pozisyona girdi. Soktu kendi kendisini Gökhan'ın kafasıyla şey yapıp sonra mesela orada Ponk nerede hiç bilmiyorum mesela. Sağ stoper ortada yok. Yani Gökhan'la eşleşiyor sonra içeriye giriyor. Vuruşu yapıyor. Sağ stoper gelmiyor. Sol stoper geliyor falan böyle. O yani Rize'nin daha maça başlamamıştı bile yani. Kafa Rize'de hiç kimse de yerinde değildi. Ee, ama Serdar'la ilgili şunu söyleyeceğim. Şimdi biz yetenekli santrforları tabii ki çok da estetik olduğu için çok da övüyoruz yani. Mesela çok klas bir gol vuruşu vesaire ama hem ilk golde Serdar'ın orada dönen toplarda karambollerde topu hemen alıp hemen Rossi'yi çıkarması oradaki şey dinamizmi golü getirdi. Hem dördüncü golde Ponk'un arkasından gelip de Arda'nın kötü kafa vuruşu vardı. Kaleciden seken topu Ponk'un arkasından gelip yine tavana vurdu. Maç 3-0'dı. Yani rahat bir pozisyondaydı takım. Ama ona rağmen mesela stoperini ezip o dinamizmi ve gücü göstermeye devam ediyor. Center estetiği ve yeteneği tabii ki doğal olarak insanlar övüyor ama çalışkanlık ve dinamizmde de mesela ilk golde Rossi'ye çıkardığı gibi, dördüncü golde Ponka ezdiği gibi yetenek kadar hatta bazen daha da fazla işe yaradığı oluyor. O kadar estetik olmadığı için gözden kaçırıyoruz. Ama müthiş bir katkı sağlıyor bence. Mesela atıyorum Van Persie olsa dördüncü gol olmazdı atıyorum yani. Gomis olsa belki olmayacaktı. Bunlar çok yetenekli, Serdar'dan çok usta, ayak vesaire diyoruz ama o dinamizmi, o çarpışmayı yapmayacaklardı. Serdar'ın yaptığı oyun Rossi'yi de bayağı şey yapıyor, evet. öne çıkarıyor. İrfan'ın Mesut'u, Mert'i, Arda'yı vesaireyi onları da bayağı rahatlatan bir tarzı var. Bir de Rossi'ye de orada değineyim, Rossi hem mesela o birinci gol attığı zaman sağ yarım alandaydı, ceza sahasının sağ tarafındaydı solda bir birçok kez Ferdi ile boşa çıktı falan. Rossi'nin hareketliliği ve evet. gezginliği de çok işe yaradı. En sevdiği pastan da iki, iki kere aldı. Bir kere Altay neredeyse asist yapıyordu. Alanya evet. olduğu gibi. Bir kere de Kim Min-jae soldan dikine atıp. Rossi'nin en sevdiği pas. Hı hı. Şurada kendini saklayıp bunlar buraya gelmişken zık diye buraya bir anda hızlanıp pas alıyor. Ee, onlardan da iki tane aldı. Dediğim gibi iki katta da etkileyici. Kayseri attığı gol de sağ çaprazdan. Rize'ye attığı gol de sağ çaprazdan. Hani bir sol çizgi oyuncusu solda oynayıp sağa gitmesi, sağdayken sola gelmesi falan. Ee, Serdar'ın sağına soluna girecek adam çok önemli zaten. Ya da işte hangi pivot oynarsa, hangi center for oynarsa ikinci forveti sokabilmek çok önemli. Rossi de o işleri iyi yapmaya çalışıyor. Belki daha iyi bir bitirici olabilirdi bu sezonla ilgili. Bir eleştiri yapacaksam Rossi'nin daha çok golü olması gerekirdi. Daha iyi bitirmesi lazımdı. Ama pozisyona girmekle ilgili bir problemi olmadı bu sene. Yani Bol pozisyona girdi. O da bayağı katkı sağladı. Bitiriciliğini geliştirirse o da bir kademe daha atlayabilecek oyunculardan biri olur diye düşünüyorum. Başka notlara bakıyorum. Ee, Nazım'a bir de değinebiliriz. Nazım ikinci yarı girdikten sonra hem e, dördüncü gol öncesi Arda'ya iyi bir orta kesti. Bindirip hem de altıncı gol müydü o son golü attığı gol. Ya beş ya altı. E, arka direkte. Buradan uzandı işte 50-60 metreye kadar uzandı ve bitirdi. E, bir takım zaten 90 dakika 11-10 oynayıp bir de Nazım gibi 60 metre koşturan, Crespo gibi 50-60 metre koşturan, Mert Hakan gibi, Rossi gibi e, bu kadar dinamik oyuncularla da oynayınca zaten farkın 6'ya gitmemesi kaçınılmaz oluyor. Nazım'ın da orada hakkını vereyim. E, bayağı istekli ve... Etkili bir oyun oynadı. Bu maçın özeti herhalde Jetson bayağı önemli bir oyuncuymuş. <laughs> o, <anlamış olduk. gülüyor> o da var tabi. Ee, tabii bu maç öncesi e, en büyük ayağı kırıklıklarından bir tanesiydi onun tabii cezalı olması. Çünkü ben Jetson'la Crespo'nun orta sahada çarpışmalarını izlemeyi çok istiyordum. Onun Güzel. yerine Fabrizio ile Crespo'nun çarpışması izledik. <laughs> 30. Hemen bitti. saniyede çok bitti. Yazık <laughs> oldu. Güzelsporu. İsmail Kartal'la ilgili bir istatistik. Aykut Kocaman'dan bu yana 17-18'den beri 8 e, galibiyet Üst üste artı altı galibiyet alan e, tek teknik direktör olmuş. Aykut Kocaman 8 galibiyet almış ardı e, İsmail Hoca da altıyı geçmiş sanırım. Bu sezonda bunu yapan zaten iki takım var. Biri Trabzon, biri Fenerbahçe. Başlıyor. Ocak 2015'ten bu yana da ilk kez 4, üst üste 4 süperlik maçını gol yemeden kazanıyor Fenerbahçe. O da önemli. Orada da Kim Kimmice'ye, Altay'a falan da müteşekkir. Borçlu e, takım diye düşünüyorum. Sanırım başka da Yok notum. Senin var mı? Yok ben de her şeyi söyledim söylemek Ağzına sağlık. Ağzına sağlık. sağlık. Bu haftayı da tamamlamış olduk. Bayramdan sonra da e, pardon bayramın ilk gününde de e, ama biz salı günü yayınlayacağız. Bayramın ikinci günü oluyor sanırım. E, bayramın ikinci günü 34. hafta maçlarıyla olacağız değil mi? 34. hafta maçlarıyla. 5 mi yoksa? 34 ya da 35. Doğru. 35. 4 maç kaldı. 35. 35. hafta maçlarıyla karşınızda olacağız. Yemek sepetinin sunduğu analiz masasında bu haftanın da sonuna geldik. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın. Yemek sepeti yanında, aklındaysa kapında.